Dünyaya Singapur'a geldim. 6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 9 yaşındayken kendi başıma dengimi sağlayıp gökyüzüne baktığımda uzayla ilgili bir meslek seçmem gerektiğini düşünmüştüm. Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olma şerefi bana nail oldu. Geçen yıl çok sayıda iş teklifi aldım. Türkiye'de doğdum. Türkiye üniversitelerinde okudum. Bu bayrağa, bu devlete, bu millete bir borcum var. Hiçbir yere gitmiyorum. O kadar çok çalışmalıyız ki, kendimizi geliştirmeliyiz ki, yurt dışındaki imkanları kendi ülkemizde sağlayalım ve onlar Türkiye'ye gelsinler. Çalışıyordu. Annemin ablama öğrettiği bilgileri ben yattığım yerden öğreniyordum. 5 yaşındayken doktorlar bana zihinsel engelli teşhis koydular. Ama 6 yaşında yürümeye, konuşmaya başladıktan sonra aynı doktor bu sefer üstün zekalı teşhis koydu. Bizim gibi özel gelişimli çocukların aileleri özellikle ilk başta kendi öz hareketlerini yapsın ister. Ondan sonra eğitim süreci başlar. Babamın öğretmen olduğu okulda okuduğum için ilkokulda hiçbir sıkıntı çekmeden okul hayatıma başladım. Ama ortaokul dönemi gerçekten benim için çok zorlu bir süreçti. En büyük zorluğu ben Türk hocamla çektim. Bir kompozisyon yazdırmıştı. O kompozisyonu okurken Sema Pasıl olduğum için heyecandan çok fazla okuyamadım. Elim de titriyor, çok fazla yazı da yazamıyordum. Birden Türkçe hocam şiddetlendi. Zihinsel engel okuluna git gibi cümleler maruz kaldım. Ama ben yanmadım. Ve ortaokulu okul üçüncü sınıfa mezun oldum. Lise yıllarım daha kolay geçti. TÜBİTAK yarışmalarına girdim. Türkiye'yi dünya matematik olimpiyatlarında temsil ettim. Dereceler aldım. Ben Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimlerine tek tercihle girdim. Ve hiç Türkçe sorusu çözmeden sadece sayısal yaparak Türkiye'nin 5.'si oldum. Üniversite yıllarımda gayet güzel geçti. Ne kadar başarılı olursak bizim için hayata tutunmak o kadar daha kolay oluyor. Üniversite yüksek lisansımı tamamladım. Doktora yaparken kendimi TÜBİTAK SAGE'de buldum. Savunma Sanayi Araştırma Gelişme Enstitüsü'nde. Bilişim sistemlerinde işe başlattılar. Sonra bir toplantı esnasında kendimi göstererek TÜBİTAK SAGE'nin A takımına girdim. TÜBİTAK SAGE'de yapılan mühimmatların çoğunda benim etkin rolüm var. Özellikle seyir füzemizin yapılmasında
Diğer bütün projelerde katkım var. İsmim Ethem Bozkurt. Yaklaşık 20 yıldır TÜBİTAK SAGE'de görev yapıyorum. Bu 20 yıl sürecinde kurumumuzda Turgay Bey ile birlikte çalışıyoruz. Birçok projelerde, çeşitli projelerde çalıştık. Ben Turgay Karakaş'ı şöyle anlatmak isterim. İlk SAGE'ye geldiğinde, birlikte çalışmaya başladığımızda projelerde, kendisi çok çekingendi. Projelerde çalışırken olsun, sosyal olarak insanlarla ilişkileri olsun, ilk zamanlarda bir takım sıkıntılarımız vardı. Ama sonrasında gün geçtikçe daha alışmaya başladı. Çünkü TÜBİTAK SAGE gibi bir kurumdaki, bir ortamdaki arkadaşlarıyla sosyal bağları biraz daha kuvvetlenmeye başladı. Haliyle biraz daha açılmaya başladı. Kendine özgüveni biraz daha gelmeye başladı. Ve ayrıca projelerde görev verildikçe daha bir özgüveni geldi. Her yerde olduğu gibi bir takım sıkıntılar burada da yaşadı kendisi. Özel gereksinimli olduğu için insanların bakış açıları biraz daha farklıydı. İşte iş yapabilir mi, yapamaz mı, başarabilir mi anlamında. Çünkü burası hata götürmeyecek bir kurum. Dikkatli olması gerekiyor birçok işte. Yavaş yavaş bunlara alıştı. Biz de birlikte işte projelerde çalışmaya başladık. Sürekli paslaşarak, özgüveni yerine gelerek yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Ailemizden çok, eşimizden, çocuklarımızdan çok birbirimizle vakit geçiriyoruz burada. Hani belki de eşlerimizin, çocuklarımızın bilmediği taraflarıyla biz burada yüz yüzeyiz, daha iç içeyiz. Gerçekten hani bu konularda daha rahat artık, daha iyi. Ben Turgay Karakaş'ın çok çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum, gönülden inanıyorum. Çünkü bir çaba var, çocukluğundan beri, doğduğundan beri inanılmaz bir çaba var. Yani hayata tutunmak anlamında olsun, iş anlamında olsun. Turgay Karakaş'ın bu işte üstün çalışma performansı, pratik zekası, bu şekilde çalışma hayatına devam ettiği sürece çok çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çok çok başarılı işler yapacağına inanıyorum. Bu şekilde de başarılara imza atmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çocukluğumda özellikle 1980'li yıllarda fizik tedavi bu kadar yaygın değildi. O yıllar işte yürüme bandını babam kendi yapmıştı. Orada tutunarak yürümeye çalışıyordum. Ama fizik tedaviyi ben spor yaparak aşmaya çalıştım. Ve hani o kadar çok sporu seviyordum ki ama şöyle anlatayım. Mesela bir futbolcu düşünün. Futbolcu top geldiği zaman ne yapacağını bilir. Ben de biliyorum ama benim kaslarım o topa, top yaklaştığında o bildiğim hareketleri engelliyordu. Onları çalışa çalışa kendimi bayağı açtım. Spor olarak en çok sevdiğim futbol, basketbol, hani artık yaş biraz ilerledi, hani 47 yaşına geldik. Artık bu saatten sonra futbol biraz tehlikeli oluyor ama basketbolu çok severek devam ediyorum. Özellikle çalışma arkadaşlarımla akşamları buluşup, işte bir basket takımımız var. Orada basket oynamaya özen gösteriyorum. Ama özellikle son yıllarda benim de üzerinde çalıştığım robotik kol ve robotik bacak konusu gündeme gelince özellikle rehabilitasyon anlamında fizik tedavi almamış biri olarak bu robotik fizik tedavi görünce dedim tamam. Thank you.
Turgay Bey, anne karnında erken doğum sırasında veya erken çocukluk çağında bilmediğimiz bir sebebe bağlı oluşmuş distonik serebral palsisi mevcut. Bize geldiğinde istemsiz hareketleri ve sağ sol salınımı mevcuttu. Yürüme sırasında sola yük aktarımı azdı. Adım uzunluğu ve adım yüksekliği sağ taraftan daha farklıydı. 2 haftadır çalışıyoruz cyborg tipi giyilebilir robotla. Bu robotun çalışma prensibi şöyle: yürümek istediğimizde beynimiz kaslarımıza elektrik sinyalleri gönderir. Biz bu sinyalleri zayıf da olsa, yürümeye yetmeyecek kadar düşük bile olsa, bu yeni nesil robotun sensörleri çok gelişmiş olduğu için zayıf da olsa sinyalleri algılar. Hastanın yapabildiği yerde hareketine izin verir, yapamadığı zaman robot destek olur. Bu Fitbe'yi düzelttiğimiz için geri bildirimi, beyinde kalıcı iyileşmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl çok sayıda iş teklifi aldım ve iş teklifinin maaş ortalaması benim maaşımın neredeyse 20 katı derecelerinde maaş şey aldı. Ama ben Türk'üm. Türkiye'de doğdum. Türkiye üniversitelerinde okudum. Bu bayrağa, bu devlete, bu millete bir borcum var. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Buradan özellikle yurt dışına gitmek isteyen kişilere de seslenmek istiyorum. O kadar çok çalışmalıyız ki, o kadar her konuda kendimizi geliştirmemiz ki, yurt dışındaki imkanları kendi ülkemizde sağlayalım ve onlar Türkiye'ye gelsinler. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın. Kendinize güvenin. Devlet ve millet için çalışın. Turgay kardeşimizi hep birlikte dinledik. Çok çok önemli bir alanda Türkiye'de bir engelli olarak hizmet veriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı lansmanında beni de onurlandırarak 100 yılın bilim insanı olarak göstermesi sebebiyle ben bütün üniversitelerde konuşmalar yapıyorum. Bu konferanslar esnasında işte ben yaptım, sizler de yapabilirsiniz öğretmek istiyorum. Bana 5 yaşındayken bu çocuk konuşamaz demelerine inat, hayata tutunacağım, hayatın en uç yerlerinden tutmaya devam edeceğim ve anlat konuşamaz dedikleri Turgay'ın yaptığı projelerle zaten konuşturuyorum.